Eksiye düşen stoklar toplu olarak nasıl üretilir? Bunun için arama alanına veya stok modeline gelerek stok işlemleri altında yer alan toplu üretim ekranı çalıştırılır. Toplu üretim ekranında karşımıza ilk olarak oluşturacağımız üretim fişinin hangi tarihli olarak oluşturacağını belirtiriz. Daha sonrasında hangi tarih ve saatten oluşacağını belirtiriz. Daha sonrasında burada oluşturacağımız üretime ait diğer sekmesinde yer alan yapacağımız üretime ait ürünleri tek tek seçebileceğimiz gibi diğer sekmesinde yer alan toplu malzeme seç seçeneği ile seçebilir veya restoran satış sonrasında eksiye düşen stokların eksi stokları getir seçeneği ile işlemi sağlayabilir. Eğer üretimimizde yarı mamul ve mamul tarzında üretim aşaması söz konusuysa buradan eksi mamulleri üretir ve daha sonrasında yarı mamul üretme işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Örnekleyecek olursak eksi stokları getir dediğimizde karşımıza parametre ekranı gelecek. Bu parametre ekranında belirtmiş olduğumuz tarihe kadar olan eksideki stoklar karşımıza gelecektir. Getir dediğimizde restoranımızda ilgili şube ve depo içerisinde gerçekleştirilen eksiye düşen stoklar karşımıza gelecektir. Bu stoklar sıfıra tamamlanması için eksi 1 olduğu anlaşılmaktadır. İnceleyecek olursak, ilgili stok için hızlı bir şekilde stok malzeme listesine gelip burada fiili stok ve gerçek stok alanımızın eksi 1'de olduğunu görürüz. Ve anlaşıldığı üzere bir tane ürün üretimi sonrası ürünü sıfırlamış oluruz. Bu şekilde eksiye düşen malzemelerimizi sıfır durumuna çekebilmekteyiz. Bunu yaparken üreteceğimiz ürünleri sabit fiyatlardan fiyatlandırma maliyetlerini sağlayabilir veya ürünümüzün son alış, son satış, giriş ve çıkış, ortalama giriş ve çıkış işlemleri veya maliyet, eldo, FIFO ve LIFO şeklindeki fiyatlandırmalar sayesinde maliyet işlemlerini sağlarız. Burada aynı zamanda maliyetimize ekleyeceğimiz artı ve eksi seçeneklerde yüzdesel değerlerimiz yer almaktadır. Oluşturacağımız fişe ait bir özel kod belirleyebilir, oluşturacağımız fişin projesini belirleyebilir ve buradan bir açıklama belirterek fişimizin genel hatlarını tamamlamış oluruz. Burada ham madde deposu olarak reçete deposunu kullan seçeneği ise ürünümüzün tekrar stok listesine bağlanarak ürünümüz üzerindeyken diğer sekmesinde yer alan malzeme reçetesinde ürünümüze ait kalemler gelmektedir. Bu kalemler farklı depolardan sarf edilecek ise reçete satarında farklı depolar seçilmiş olabilir. Bu seçilmiş olan depolara göre geri geldiğimizde ham madde deposunu reçetedeki depo olarak kullanmasını sağlayabiliriz. Aksi durumda yukarıdaki seçmiş olduğumuz depo dikkate alınacaktır şeklinde bir seçenek yer alır. Ters üretim ise karma koli mantığındaki ürünler düşünülerek bir iki parçayı ayrı bir parça haline dönüştürmeye, bütün halinde olan parçaları iki ayrı ürün haline getirmeye yarayacaktır. Alt malzeme ve fiyatları hesapla dediğimizde karşımıza reçetelerimizin içerisinde yer alan ürünler gelecektir. Bu ürünlerin depomuzda yer alan miktarları, kullanılacak olan malzeme birimlerimiz, toplam kullanılacak miktarlarımız ve birim fiyatları karşımıza gelir. Buradaki birim fiyatlar dahilinde üretilecek mamullerde hesaplanan bir birim fiyat karşımıza gelir. Örneğin karışık pizza için herhangi bir reçete tanımı olmadığından dolayı burada herhangi bir fiyat hesaplanamamıştır. Bu yüzden ürünlerin hesaplanabilir bir maliyeti çıkabilmesi için reçete tanımlarının mutlaka olması gerekmektedir. Tekrardan kullanılacak alt malzemeler sekmesine geldiğimizde ve üretimi gerçekleştir dediğimizde toplu üretim işlemini başlatmak istiyor musunuz sorusuna tamam diyerek toplu üretim işlemimizi tamamlarız. Malzeme fişlerimize geldiğimizde burada ilgili maliyetlerde ürünün üretildiğini ve yeni bir sekme açıp tekrardan stok listesine gelerek ilgili ürünümüzü filtrelendirip stok hareketlerini incelediğimizde Ctrl Enter veya diğer butonu ile malzeme hareketlerine geldiğimizde daha önceden sarf edilmiş olan ürünümüz artık yeni üretim giriş fişiyle deposunda sıfır duruma gelmiştir. Bu şekilde toplu üretim işlemlerimizi gerçekleştirebilmekteyiz.